Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Hasan Hoca. Bu dersi konumuz İlktürk TRT'leri. Daha önceki videolarımızda İlktürk TRT'nin parça parça anlatmıştık. Bu sefer İlktürk TRT'nin Orta Asya'da kurmuş olduğumuz İlktürk TRT'nin dördüne birden paket halde bakmaya çalışacağız. Öncelikle hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu video 9. sınıftaki tarih öğrencilerimizin genel tekrar yapmasına fayda sağlar. Aynı zamanda TYT, AYT hazırlığı yapan arkadaşlarımız için ciddi katkı sağlayacaktır. Bunun yanında KPSS değeri de taşımaktadır. Özellikle KPSS'e çalışan arkadaşlarımız için de birkaç ufak tefek ipucu vermeye çalışacağız. Ama özellikle bir sonraki sayfada TYT ile ilgili yorum manasında çok ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bir seri halde hemen videomuza başlayalım. Şimdi ilk Türk devletleri dediğimizde Orta Asya'da kurulan Türk devletleri akla geliyor. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri dediğimizde 4 tane büyük devletimiz var bizim Orta Asya'da. Bunlardan bir tanesi Asya Hun Devleti, namı diğer Büyük Hun Devleti. Bir tanesi 1. Köktürk Devleti. Bizim liseye gittiğimiz dönemlerde 1. Göktürk Devleti denilen devlet. 2. Köktürk Devletimiz var. Diğer adı Kutluk Devleti. Bir de Uygur Devletimiz var. Şimdi biz tablomuzda kurucuları, başkentleri yani ana başlıkları yan yana görelim diye bu şekilde bir tık da küçük yazmam gerekti. Seyrederken sizi biraz zorlayabilir ama tek sayfada görmek bize çok ciddi şekilde katkı sağlayacak. Biz hemen Asya Hun Devleti ile başlayalım. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman veya Çin kaynaklarına geçen şekliyle Tuman. Ben burada kurucunun karşısına yazdım ama birçok tarihçi kurucusu olup olmadığını, kesin olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Teoman'la ilgili bilinen ilk hükümdar demek daha mantıklı. Asya Hun Devleti'nin başkenti Ötüken tıpkı 1. Köktürk Devleti'nde olduğu gibi, tıpkı 2. Köktürk veya Kutluk Devleti'nde olduğu gibi, Uygurlar'da olmadığı gibi. Bak, Uygurların başkenti ilk 3 devletten farklı. Asya Hun Devleti en parlak dönemini Meta Han döneminde yaşıyor. Ki Meta Han dönemiyle ilgili hepimizin fikri vardır. Ama biz yine şöyle basitçe özetlemeye çalışalım. Babası Teoman'ı öldürüp tahta geçmişti. Yüeçiler ve Tunguzlar üzerine seferler yapmıştı. İpek yolunu ele geçirmeye çalışmıştı. Çin imparatorunu yenmiş ama Çin'i almamıştı. Çünkü Türklerin asimil olmasından çekiniyordu. Asya Hun Devleti'nde önemli şahsiyetler, diğer hükümdarlar dediğimizde Kiok, Mete Han'ın oğlu zaten. Çok çok sonra iki kardeş başa geçiyorlardı. Bunlardan bir tanesi Hohan Yek, bir tanesi Çiçi idi. Hohan Yek devletin doğu kanadını yönetiyordu. Yani asıl Kaan'dı. Çiçi ise batı kanadını yöneten Yabgu'ydu ki hatırlarsanız bu Türklerde ikili teşkilat anlamına geliyor. Bu iki kardeş Toy'da birbirlerine girmişler. Ve bunun neticesinde Hohan Yek Çin'e bağlanmak için güneye giderken Çiçi de bağımsız yaşamak için batıya gitmiş. Asya Hun Devleti bu şekilde ikiye bölünmüş ve zaman içerisinde yıkılmıştı. Çinliler tarafından son verilmişti. Ne diyelim? Batı Hunlarına ve Güney Hunlarına. Tabii Güney Hunları sonradan Kuzey Güney'de diye de ikiye bölünmüştü. Peki Asya Hun Devleti ile ilgili özellikler neler? Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Aynı zamanda Orta Asya'da siyasi birliği sağlayan ilk Türk devletidir. Test sorularında sana şöyle bir ifade verebilir. Orta Asya Türk Devleti'nde veya Asya Hun Devleti'nde, Orta Asya Türk Devleti yanlış oldu. Asya Hun Devleti'nde Mete Han yay çeken bütün ulusları tek bayrak altında toplamıştır. Bu nedir arkadaşım? Siyasi birliği sağlamıştır. Türk tarihinde ilk defa ikili teşkilat uygulanmıştır. Az önce Hohan Yehçiçi kısmında söylemiştim. Türk tarihinin ilk taht kavgası ki Mete Han babası Teoman'ı öldürmüştü. Onlu sistem, bu orduda kullanılan onlu sistem Asya Hun Devleti'nde Mete Han tarafından oluşturulmuştu. Hatta oluşturulma tarihi M.Ö. 209 idi ve bu M.Ö. 209 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyordu. 6 numaraya dikkat, hayvancılıkla uğraşıyorlar, konar göçer bir toplum yapısı. Gök Tanrı dinine inanıyorlar, Çin ile mücadele ediyorlar. Çinliler bu dönemde yavaş yavaş Çin Seddi'nin yapımına başlıyorlar. Ama 6 ve 7'ye dikkat edelim. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Konar göçerler. Gök Tanrı dinine inanıyorlar. Peki ilk Türk devletlerinin ikincisi, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin ikincisi, 1. Köktürk devletine baktığımızda devletin kurucusu Bumin Kağan, kardeşi İstemi Yabgu ile beraber kurmuştu. Bumin Kağan devletin doğusuna Kağan olurken kardeşi İstemi'yi batı kanadını Yabgu yapmıştı. O şekilde hatırlarız. Başkent Ötüken söylemiştik. En parlak dönem Mukan Kağan dönemi. Diğer şahsiyetler dediğimizde bir İstemi Yabgu var. Bu İpek yolunu ele geçirmek için çok çaba sarf eden İstemi Yabgu. Bir de Taspar Kağan veya Tapo Kağan var. 2019 veya 2020'de üniversite sınavında Tapo Kağan soru olarak karşımıza çıkmıştı. Tapo Kağan veya diğer adıyla veya artık hangisi doğru onu da bilmiyoruz ama Çin kaynaklarından öğrendiğimiz için. Taspar Kağan din değiştirmeyi düşünmüştü. Hatta niyetlenmişti. Ve bu halkı tarafından çok ciddi tepkiyle karşılaşmıştı. Sonuca ulaşamamıştı tam anlamıyla. 1. Köktürk Devleti'nden sonra bir de 2. Köktürk Devleti'ne bakalım. Devletin kurucusu Kutluk Kağan'dı. Bu arada 1. Köktürk Devleti'nin yıkılışından 2. Köktürk Devleti'nin kuruluşuna kadar bu arada 50 yıllık döneme Esaret dönemi deniyordu. Esaret döneminde de müthiş Kürşat isyanı vardı. Daha önce hikayesini anlatmıştık.
İkinci Köktürk Devleti'ni kuran Kutluk Kağan'dı. Halkı ona İlteriş unvanını verdi. İlteriş devleti kuran, devleti derleyen, devleti toplayan anlamına geliyordu. İlteriş'ten sonra Kapkan Kağan geçmişti tahta, kardeşiydi. Sonra da oğlu Bilge Kağan geçmişti. Ve Bilge Kağan dönemi bazı kaynaklara göre en parlak dönemdi. Bazı kaynaklara göre de en parlak dönem Kapkan Kağan'dı. Yani bu hangisinin dönemi daha parlak? Bu konuda tarihçiler pek anlaşamıyorlar. Ama önemli şahsiyetler dediğimizde Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyuk Ok'u yan yana bilmek lazım. Çünkü bu üç kişinin baş harfleri, bakın, Kültigin'in K'sı, Tonyuk Ok'un T'si, Bilge Kağan'ın B'si, kitabeleri hatırlatacak bana. Hangi kitabeler? Orhun kitabeleri. Peki İkinci Köktürk Devleti'ni, bu arada unuttuk arada, Birinci Köktürk Devleti'ni de Çinliler yıktı. Ama İkinci Köktürk Devleti'ni Karluklar, Basmiller ve Uygurlar yıktı. Yani İkinci Köktürk Devleti'ni yıkanlardan biri olan Uygurlar bir sonraki aşamada kendi devletlerini kurdular. Zaten bakın 682-742 yazmışım ben buraya ama yine tarihçiler bu konuda anlaşamıyor. Bazı tarihçiler buraya 744 diyorlar. Bu sefer ne oluyor? Uygur Devleti ile tam anlamıyla örtüşüyor. Şimdi birinci olsun, ikinci olsun, Köktürklerin Türk tarihindeki yeri ve önemi veya özelliklerine şöyle bir bakmak lazım. Türk tarihinde Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir Köktürkler. Buradan biz yorum olarak ulusçu olduklarını çıkartabiliriz. Bu arada sadece bu madde bize ulusçu olduklarını göstermez. Aynı zamanda şu madde de bize ulusçu olduklarını gösterir. Çünkü Türk tarihinin ilk alfabesi Köktürk alfabesidir. Ve bazı tarihçilere göre 1. Köktürk Devleti coğrafi olarak Türk tarihinde kurulmuş olan en büyük devlettir. Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri 2. Köktürk Devleti döneminde yazılmıştır. Bak ne dedik burada? Bir daha gösterelim. Kitabe. Hangi kitabe? Orhun Kitabeleri. Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyuk Ok adına yazılmışlar. 5 numaralı özellik, 2. Köktürk Devleti'nin kuruluşu esnasında ilk Türk bağımsızlık mücadelesi gerçekleşmiştir. Az önce ne söyledik? 1. Köktürk'ün yıkılışı 630, 2.'nin kuruluşu 682. Arada 50 yıl, yaklaşık 50 yıl bir Çin egemenliği söz konusu. Esaret dönemi bu. Bu esaret döneminden sonra bir bağımsızlık savaşı neticesinde devlet kuruluyor ve bu Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşı. 6. Bizans ile irtibat kuran ilk Orta Asya Türk Devleti 1. Köktürk Devleti'dir. Bir daha hatırlatayım ben onu. İstemi yabgı İpek yolunu ele geçirmek için Akhunlara karşı Sasanilerle ittifak yapıp Akhunlara son veriyordu. Sonra da Sasanilere karşı Bizans'la ittifak yapıyordu. İşte o Bizans'la yapılan ittifak Orta Asya'da kurulan bir Türk devletinin Bizans'la, yani Doğu Roma'yla ilk irtibatıdır. Bu arada İstemi Yabgu Bizans'a Manyak isimli bir Soğut tüccarı elçi olarak göndermiştir. Bu arada isim konusunda şaka yapmıyorum. Harbiden adı Manyak. Bizans'ta İstemi Yabgu'ya Zemerkos isimli bir elçi göndermişti. Ergenekon ve Bozkurt destanları Köktürklere aittir. Tötö kanalını Köktürkler yapmıştır. Tabi bu arada bazı kaynaklar Hunlar tarafından yapıldığını söylüyor. Ama sen burada nedir? Asıl olan tarımın gelişmesi için bir kanal yapılmış. Ama ağırlıklı görüş Köktürkler olduğuna dair. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Konar göçer bir toplum yapısına sahipler. Bak bu arada Asya Hunlarıyla benziyorlar. Ha şöyle diyebilirsin. Hocam Tötö kanalını yapmışlar. Bu adamlar tarımla uğraşmışlar mı? Ya tarımla uğraşmışlar ama öyle sistematik bir tarım yok. Yani Türkler tarıma geçti gibisinden bir ifade kullanamayız orada. Göktanrı dinine inanıyorlar. Çinlilerle mücadele ediyorlar. Şimdi ne dikkatimi çekti burada? 9 ve 10 numaralı madde ile şuradaki 7 ve 8 numaralı madde birbirine benziyor. Yani Asya Hun 1. Köktürk ve 2. Köktürk. Göktanrı dinine inanır. Burada yanlış maddeyi işaretlemişim. Hayvancılıkla geçinir, konar göçer bir şekilde yaşar. İşte bunların tamamının değiştiği devlet Uygur Devleti. Uygur Devleti 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruluyor. Kutluk Bilge Kül Kağan. Bak, 2. Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk. En büyük hükümdar Bilge, kardeşi Kül. Kutluk Bilge Kül Kağan. Maşallah. Adam ne yapmış? 2. Köktürk Devleti'ndeki önemli şahsiyetlerin hepsinin ismini toplamış. Uygur Devleti'nin başkenti Ordubalık veya Karabalgasun veya Karabalasagun. En parlak dönemi Moyençur döneminde yaşanıyor. Moyençur döneminde yaşanıyor. Bu arada KPSS hazırlığı yapan arkadaşlar için bir fayda. Moyençur döneminde 751 yılında Talas Savaşı gerçekleşiyor. Talas Savaşı. Yalnız bu Talas Savaşı'nda bir tarafta Çinliler, bir tarafta Araplar var. Savaşı Araplar kazanıyor. Savaşı Araplar kazanınca Çinliler güç kaybediyor. Orta Asya'da bir boşluk oluşunca Moyençur bu boşluğa akıyor ve Uygur Devleti en parlak dönemi yaşıyor. Uygurlarla ilgili en önemli şahsiyet Bögü Kağan. Çünkü Bögü Kağan dediğimiz bu şahıs, bu hükümdar Maniheizm dinine geçen, Maniheizm dinini devletin resmi dini yapan kişidir. Dolayısıyla Uygurlar din değiştiren ilk Türk topluluğudur. Din değiştirdikleri için yerleşik hayata geçmişlerdir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Yerleşik hayata geçerek ilk şehirleri kurmuşlardır. Sistemli bir şekilde tarım yapan ilk Türk topluluğudur. Kalıcı mimari eser bırakan ilk Türk topluluğudur. Türk hukukunu, töreyi yazılı hale getirmişlerdir. Türk tarihinin ikinci alfabesini yapmışlardır. Demek ki onlarda da bir ulusçu, milliyetçi yapı söz konusu. Kağıt ve matbaayı kullanmışlar. Türk tarihinde yine bir ilk. Moğolları Türkleştirmişler. Devletleri yıkıldıktan bir müddet sonra Moğol egemenliği altına girecekler. Egemenliği altına girdikleri Moğolların bir kısmını Türkleştirecekler. Minyatür ve freskler yapmışlar. Fresk, alçı duvara yapılan resimdir. Minyatür de aslında bir Çin resim sanatıdır. Böyle herkesin çekik gözlü çizildiği, perspektifin olmadığı, kişilerin boyutlarının görevleriyle doğru orantılı olduğu bir resim şekli. Birazdan ayrıntı vereceğim ben onunla ilgili. Türk tarihinin ilk tiyatro eserleri ve hikayeleri Uygurlara aittir. Mesela günümüzdeki yüzyıllardır var olan orta oyunu ta Uygurlara kadar gitmektedir. Karabalgasun yazıtı, türeyiş ve göç destanları Uygurlara aittir. Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. Burada zaten tarımı söylemiştik. Bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Zaten kağıt ve matbaa kullanmadan belli. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Şimdi baktığımda Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk birbirine benziyor. Uygurlarsa taban tabana zıt. Şimdi arkadaşlar biraz da işin yorum kısmına yoğunlaşalım. Yani yorum soruları nasıl çözeriz? Yorum sorularıyla ilgili gençler ben size iki tane anahtar vereceğim. İki tane anahtar cümle. Anahtar cümlelerden bir tanesi şu. Orta Asya'da kurduğumuz ilk üç Türk devleti birbirine benzer. Uygurlar taban tabana zıttır. Yani Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk birbirine benziyor. Uygurlar taban tabana zıt. Şimdi ben bunu bu şekilde düşündüğümde Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk ve Uygurlarla ilgili gelebilecek birçok soruyu cevaplayabilirim aslında. Bakın alt tarafa şöyle ilk 3 devletin 5 özelliğini yazacağım şimdi. Karşısına da Uygurların 5 özelliğini yazacağım. Yalnız bunun için bana bir tane daha anahtar cümle yeterli. Burada şöyle hemen işaretleyeyim. Şuradaki cümle benim birinci anahtar cümlemdir. Şu da benim ikinci anahtar cümlem olacak. İkinci anahtar cümlem Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk devleti hayvancılıkla geçinir. Hayvancılık. Bakın buraya hayvancılık yazdım. Şimdi ben buraya hayvancılığı yazdığım zaman üstte ne dedim ben? İlk üç devlet birbirine benziyor. Uygurlar taban tabana zıttır. Buraya hayvancılığı yazdıktan sonra istersem Uygurlara hayvancılığın zıttını yazarım. İkinci maddeyi yazdıktan sonra buraya zıttı. Üçüncü madde buraya zıttı biçiminde de gidebilirim. Veya ilk maddeyi yazdıktan sonra o madde üzerinden yorumlayarak 2, 3, 4, 5. maddeleri bulabilirim. Şimdi hayvancılıkla geçinen bir toplumun yaşam şekli nasıldır? Hayvancılıkla geçinen bir toplum konar göçer bir yaşam sürer veya göçebe bir yaşam sürer. Şimdi hayvancılıkla uğraşan konar göçerle geçinen bir toplum Hayvancılıkla geçinen konar göçer biçimde yaşayan bir toplumun buna uygun bir dine ihtiyacı vardır. Dikkat! Mesela İslamiyet konar göçerlere çok uygun bir din değildir. Mesela Türkler ilerleyen zamanlarda İslamiyet'e geçecekler. İslamiyet'e geçişle birlikte bizde yerleşik hayata geçiş de artacak. Çünkü İslamiyet'te günde 5 vakit namaz kılmak gerekiyor. Ve kılınan namazın cemaatle kılınanı daha evla olduğu için böyle bir cami yapmak gerekiyor. Cami dolayısıyla da onun etrafına oturup böyle yerleşik hayata geçmek gerekiyor. Ama Asya'nın 1. Köktürk ve 2. Köktürk devleti kök tengiri dinine inanıyordu. Kök tengiri dini veya gök tanrı dini. Kök tengiri dini işte tanrının bir olduğu, doğmadığı ve doğrulmadığı, iyilik yapanların cennete yani uçmağa, kötülük yapanların cehenneme yani tamuya gittiği, kurban kesmenin ve temizliğin önemli olduğu bir din. Ama bu dinde bir ibadethane yok ve bu dinde bir tapınma biçimi yok. Bu dinde bulunduğun yerde en yüksek yere çıkıyorsun, avuç açıyorsun, kök tengriye dua ediyorsun, bu kadar. Dolayısıyla kök tengri dini konar göçerli destekliyor. Mesela kök tengri dininde ete karşı, et yemeye karşı bir engel söz konusu değil. Kök tengri dininde savaşmaya engel bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu nedir? Kök tengri dini hayvancılıkla geçinen toplumu, konar göçer yaşayan toplum ne yapacaktır? Destekleyecektir. Şimdi bir toplum hayvancılıkla geçiniyorsa, konar göçer yaşıyorsa, kök tengri dinine inanıyorsa bu toplumda, tabi bu yazacak olduğum bir genellemedir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bilim, sanat gelişmez. Şimdi Asya'nın 1. Köktürk, 2. Köktürk'te bilim, sanat neden gelişmez? 3. maddeyle başlayayım. 3 numaralı maddede ne dedim ben? Kök tengri dininde tapınak yok, tapınma biçimi yok. Şimdi tapınak yoksa o zaman bir mimari eser yapmaya gerek yok. Değil mi? Mesela Budizm dininde tapınaklar var. Budizm dininde. Bu da heykelleri de var.
Duvarlara resim de yapılıyor. Şimdi Budizm ne yapıyor otomatik olarak? Mimariyi, heykeli ve resim sanatını geliştiriyor. Ama kök Tengri dininde böyle bir şeye ihtiyaç yok. E bunun yanında bu adamlar bilim ve sanatla uğraşamıyorlar çünkü konar göçer yaşıyorlar. Şimdi sanat dediğimizde akla gelen şeylerden ilki resim sanatıdır. E ben şimdi konar göçer olduğumu düşünelim, bir çadırda yaşıyorum ben. Ben nereye resim yapacağım ya? Hadi ben resim yaptım, resmi nereye asacağım ben? E ortada duvar yok ki. Ya ben çadırın içerisinde yaşıyorum. Veya çadırın içerisinde bir heykel yaptığımızı düşünelim. E ben yazları yaylaya, kışları kışlaya gidiyorum. Hayvan peşinde koşuyorum. E diyelim ki çadırın içerisinde devasa bir heykel var. E ben göç ederken şimdi o heykeli mi taşımaya çalışacağım bir de? Bak nedir? Otomatik olarak konar göçerlerde bilim ve sanat gelişmiyor. E hayvancılıkla uğraşan bir toplum, çoban toplumudur bu. E şimdi çobanlık yapan bir toplumda çoban olan bir kişinin çocuğunun dönüp de baba ben piyano çalmak istiyorum demesi kadar saçma bir şey olabilir mi? Var mı öyle bir imkan? Tabi anlattığımız dönemler milattan önce işte 100'lü yıllar, 200'lü yıllar, milattan sonra 200'lü yıllar. Dolayısıyla bilim ve sanat gelişmez. Bütün bunların yanında 5 numaralı özellik savaşçıdırlar, savaşçıdırlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya yazmış olduğumuz 5 maddeye şöyle bir gözle baktığında bu 5 maddeden herhangi bir maddeyi çeksen diğer 4 madde sanki onun açıklaması oluyor. Yani böyle multi konu. Mesela Asya'nın 1. Köktürk, 2. Köktürk devleti neden savaşçıdır? E adam hayvancılıkla geçiniyor sürekli at sırtında. E at o dönemler en önemli savaş aracı. E bunun yanında adam hayvancılıkla geçiniyor, düzenli olarak protein alıyor. Protein alanların kas gelişimi farklı oluyor. E adam sürekli konar göçer yaşıyor. Konar göçer yaşadığı için sürekli dışarıdan gelecek saldırılara karşı tetikte olmak zorunda. E bu da savaşçı özelliği geliştiriyor. Çadırın içerisinde yaşıyorsun. Dışarıdan bir kurt sürüsü saldırsa, düşman bir kabile saldırsa saklanabileceğin bir duvar yok ortada. Yani çadırın içerisinde nereye saklanıyorsun? Kılıcı çekip çarpışmak zorundasın. Dolayısıyla sürekli hazır olman gerekiyor. Kök Tengri dinine inanıyorsun. E Kök Tengri dini diyor ki bu dünyada diyor sağ iken öldürdün düşman askeri. Uçmaya gittiğinde diyor senin hizmetkarın olur. Hatta bu dünyada sağ iken öldürdün düşman askeri sayısı kadar heykel yapılıyor mezarın üstüne. Balbal deniyor bunlara değil mi arkadaşlar? Tabi bu arada bu balbal meselesi bizim şu an lise 1 tarih kitabında pek söz edilmemiş. Ama nedir? Kök Tengri dini savaşçılığı tetikliyor. Bunun yanında bilim sanatın gelişmemesi de savaşçılığı tetikler. Çünkü eğitim almış insan ne yapacaktır? Bir takım şeyleri sorgulayacaktır. Bir takım şeyleri sorguladığı zaman işte bu sefer ne olacak? Bu savaştan uzaklaşma gibi bir durum karşıya çıkartabilir. Ama bilim sanat gelişmemiş ya. Yani bu adama savaş dediğin zaman bu adam savaşıyor. Şimdi Uygurlarla ilgili kısma geldik. Bak bir kere daha söyleyeyim. İstersen bunların her birinin tersini yaz bu tarafa. Uygurlar direkt olarak ortaya çıkar. Veya istersen önce bir numaralı maddeyi yaz. Bir numaralı maddeyi yazdıktan sonra bir numaralı maddeye sorular sor. Aynen burada yaptığımız gibi. Ne yaparsın? 2, 3, 4, 5 numaralı maddeyi de yakalarsın. Uygurlarda ekonomi neye dayanıyor? Uygurlarda ekonomi tarıma dayanıyor. Tarımdan artı ürün elde ettikleri için ne olacak? Otomatik olarak ticarete dayanacak. Yani bu adamlar tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Peki tarım ve ticaretle uğraşan bir toplumun yaşam şekli nasıl oluyor? Otomatik olarak yerleşik. Yerleşik. Peki bir de şöyle bakayım. Tarım ve ticarette uğraşan insan yerleşik hayata geçer yerine konar göçerin tersine deseydim yine olurdu. Peki tarım ve ticaretle uğraşıp yerleşik hayata geçen bu toplum hangi dine inanıyor? Mani ve Buda dinine inanıyor. Mani ve Buda. Maniheizm ve Budizm dinlerine inanıyorlar. Zaten Mani dininde et yemek yasak. Mani dininde canlı söndürmek, can söndürmek yasak. Mani dininde bir insanı bırak, bir hayvanı veya ne bileyim bir bitkiyi bile hani koparma konusunda çok sıkıntı yaratan dinlerden bir tanesi. Zaten Mani dininde et yemek yasak olduğu için Uygurlar tarım ve ticarete yönelmişler, ardından yerleşik hayata geçmişlerdir. Peki tarım ve ticaretle uğraşan, yerleşik hayata geçen Mani ve Buda dinine inanan toplumda ne olacaktır? Bilim ve sanat gelişecektir. Bilim ve sanat gelişmiştir. Bilim ve sanat gelişmiştir. Hemen şöyle diyelim, ne alaka? Adam tarım ve ticaretle uğraşıyor, adamda para var. Bak buradaki garibandı. Bu adamda para var. Bu adamda para var ve bu adam yerleşik hayata geçmiş. Şimdi para olup da yerleşik hayata geçen adam kendine güzel bir ev yaptırır mı? Evet. O zaman o mimaridir. E mimari de bir sanattır. Peki bu adamlar Mani ve Buda dinine inanıyor. Bu dinlerde tapınak var. Ev yaptı bu adam. Tapınak da yaptıracak. Bak mimari sanat yine gelişecek. Peki bu dinlerde heykel var. Bu dinlerde duvarlara alçı sürülüyor. Resim yapılıyor.
fresk yapılıyor değil mi? Dolayısıyla ne olacaktır? Bilim ve sanat gelişecektir. Bu adamlar yerleşik hayatta yaşarlarken tarım ve ticaret sayesinde parayı bulunca eğitime daha fazla önem verecekler. Bu adamlar kağıdı, matbaayı öğrenecekler, tiyatro eserleri ortaya koyacaklar. Bak ne oluyor? Uygur Devleti ile ilgili hemen hemen o az önce özellik olarak saymış olduğumuz pek çok şeyi ne yapıyorsun? Yakalayabiliyorsun. Ama nihayetinde, bütün bunların nihayetinde Uygurlar savaşçı özelliklerini kaybederler. Savaşçı özelliklerini kaybettiler. Bir daha sorgulayalım. Savaşçı özelliklerini neden kaybettiler? Çünkü Mani ve Buda dininde can söndürmek yasak. Yerleşik hayata geçti bu adamlar. Hareket kabiliyetleri kısıtlandı. Oturuyorlar, hımbıllar. Aynen bizim gibiler veya şu an benim yaptığım gibiler. Bu adamlar tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Savaşa dönük bir şey yapmıyorlar. Şimdi bu adamlar tarım ve ticarete uğraşırlarken hayvancılık yapmıyorlar. Hayvancılık yapmadıkları için ava gitmiyorlar. Ava gitmedikleri için ok atmıyorlar. Ok atmadıkları zaman ne oluyor? Savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Bir de bilim sanatta gelişmiş bu adamlar. Sorgulamaya başlıyorlar ufak ufak. Hani diyorlar hani niye savaşıyoruz? Zaten Mani dini barışçıl bir din. Şimdi bu yazmış olduğumuz maddelerden bak. Uygur Devleti ile ilgili maddelerden şöyle şuradan yeşil kalemimi aldım. Bu tablo ne işine yarar? Bu tabloda deseler ki sana Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkileri nelerdir? Mani ve Buda dini neticesinde Uygurlar yerleşik hayata geçmiştir. Pardon yanlış işaretledim. Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. Bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Savaş özelliklerini kaybetmişlerdir. Peki Mani, Uygurların Mani dinine inanmasının olumlu sonuçları nelerdir? Tarım ve ticaret, yerleşik hayat, bilim ve sanatta gelişme. Mani dinine inanmanın Uygurlar üzerindeki olumsuz etkisi nedir? Savaşçı özelliklerini kaybettiler. Dolayısıyla arkadaşım bak burada yazmış olduğumuz toplam 10 maddeden ezberlenecek hiçbir şey yok normal şartlar altında. Hepsini düşünerek bulabiliyorsun ve bu sana müthiş bir yorum kabiliyeti kazandırıyor. Şimdi şuradan bir bakalım. Hani önceki sayfayı şöyle bir değerlendirmiş oluruz aynı zamanda. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri arasında din değiştiren, ilk defa din değiştiren hangisi? Uygurlar. Peki sistemli tarım yapan hangisi? Uygurlar. Peki bilim ve sanatta en gelişmiş Orta Asya Türk devleti hangisi? Uygurlar. İlk defa şehir kuran Türk devleti hangisi? Uygurlar çünkü bunlar göçebeydi. Ha şöyle diyebilirsin. Hocam Asyon 1. Göktürk, 2. Göktürk'te Ötüken dedik. Ya Ötüken bir şehir değil ki o dönemler için. Ötüken böyle çadırların kurulduğu, kutlu ormanı olan, bizim için kutlu olan, kutsal olan bir şehir. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir de şimdi şöyle yapalım biz. Bu dört devletin kültür medeniyetiyle ilgili biraz öngörüde bulunalım. Biraz da ben seri halde devam edeyim. Hem anlaşılması kolaylaşsın hem de video çok uzun sürmesin. Hemen şimdi şuradan mavi kalemimi aldım. Yine aynı format. Asyon 1. Göktürk, 2. Göktürk birbirine benzer Uygurlar taban tabana zıt. Bunlar da ekonomi neye dayanıyor? Ekonomi hayvancılığa dayanıyor. Hayvancılık. Şöyle diyebilirsin hocam yağma yok mu? Ya var da hani bizim tarihimize insan çok söylemek istemiyor. Peki Uygurlarda ekonomi neye dayanıyor? Tarıma. Fazla tarım ürünü elde ettikleri için neyle sonuçlanıyor? Ticaret. Peki tarım Asya'nın 1. Köktürk, 2. Köktürk hayvancılık ve yağmayla uğraşıyorsa yerleşimleri nasıl? Konar göçer. Konar göçer. Peki Uygurlarda yerleşim nasıl? Bunlar yerleşik hayattalar. Yerleşik hayattalar. Peki Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk hangi dine inanıyor? Kök Tengri dini. Kök Tengri. Peki Uygurlar Mani dini ve Buda dini. Buda. Şimdi arkadaşlar bak. Burada ne yaptık? İki grup için Uygurlar ve diğerleri için ekonomi, yerleşim, din kısımlarını doldurduk. Şimdi bundan sonraki kısımda çok böyle ezbere ihtiyacım yok. Buralarla ilgili herhangi bir başlıkta takıldığımda şu üçüne dönüp bakacağım. Ve bu üçü yorum yoluyla bana sorunun cevabını verecek. Peki Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk devletinin ordu nasıl? Ordu güçlü arkadaşım. Nereden çıkarıyorum? Adamlar hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla üretemedikleri şeyleri gidip Çin'den yağmalayarak almak zorundalar. Yani bu adam güçlü olacak. Bu adam konar göçer. Bu adam kök tengridi. Bak ne oluyor? Orduyu güçlendiriyor. Peki Uygurlarda ordu güçlü değil, güçsüz diyeyim ben buraya. Neden? Tarım ve ticaretle uğraşıyor. Hımbıllaşmış. Yerleşik hayat hımbıllık. Mani dini savaşmak yasak. Barışçıl bir din. Ne oldu? Savaşçı özellikleri kaybettiler. Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk devletinde mimari. Bak. Gelişmemiş. Neden? Sorunun cevabı neden? Neden dediğimizde şöyle yapayım. Kırmızı kalemi alayım şuradan. Sorunun cevabı burada saklı değil mi arkadaşım? Bu adamlar konar göçer. Peki aranızda şunu söyleyen var mı? Hocam burada da saklı. Ya evet orada da saklı. Çünkü kök tengri dediğinde tapınak yok. Bu adamlar çadırda yaşıyor. Mimar nasıl gelişecek? Gelişmez. Peki Uygurlarda mimari gelişir mi? Elbette gelişir. Çünkü Uygurlar yerleşik hayatta. O zaman Uygurlar ev yapmışlardır.
Peki Mani dininde tapınak var. Tapınak da yapmışlardır. Peki Kaan evde mi oturacak? Yok, o sarayda oturacak. Sarayda yapmışlardır. Peki ev yaptın, bir sürü tapınak yaptın, saray yaptın. Şimdi burası bir şehir oldu. Bu şehrin etrafını sur ile çevirmek lazım. Bak ne oldu? Mimari gelişti otomatik olarak. O zaman Türk tarihinde ilk defa kalıcı mimariye eser bırakan Uygurlardır, değil mi? Kalıcı. Bak bunlar kalıcı mimari eserler. Peki hukuk. Adamlar hayvancılıkla uğraşıyor. Konar göçer yaşıyor. Kök Tengri dinine inanıyor. Ya adamların yazıyla bir bağlantısı yok. Bu üç devletin hukuku ne olacaktır arkadaşım? Töre olacaktır, töre. Türklerin yazısız kuralları, töre değil mi? Türk hukuku. Hemen şöyle üst tarafa Türk töresinin özelliklerini bir toplayalım. Türk töresinin özellikleri. Şöyle bir ok çıkardım. Türk töresinin bir numaralı özelliği. Yazılı değil. Yazılı değildir Türk töresi. Sözlüdür dememe gerek var mı? Kulaktan kulağa geçer dememe gerek var mı? Yok. O halde iki numara. Pardon gençler, diğer telefon çaldı. İki numara ne dedik? Yazılı değil dedik. İki numara tabii telefon konsantrasyonumu bozdu. Herkes uyumak zorundadır. Herkes uyumak zorunda. Herkes uyumak zorunda derken bu cümleye kanun dahil. Bir kanuna herkes uyuyorsa o hukukun üstünlüğü demektir. TYT'ci arkadaşım, AYT'ci arkadaşım bak şu cümle hukukun üstünlüğü cümlesi. Üç numaralı özellik zamanın şartlarına göre değişebilir. Zamanın şartlarına göre değiştirilebilir. 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 Yalnız değiştirme işlemini sadece meclis yapabilir. Yani o zaman şöyle ekleyeyim ben buraya. TOY tarafından değiştirilebilir. Yalnız TOY'un da değiştiremeyeceği kurallar var. Bunlar iyilik, eşitlik, adalet gibi kavramları TOY da değiştiremez. Onlar zamanın şartlarına göre değişmez zaten. Peki ilk devletlerimizde Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk'te bizim kanunlar yazılı değil. Buna biz töre diyoruz. İşte yazılı değil. Herkes uymak zorunda. Zamanın şartlarına göre değişebiliyor. Şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçtiler. Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri zaman ne oldu? Bunlar toplumsal yaşam daha sert bunlarda. Ve bunun yanında bu adamlar ticaretle uğraşıyorlar. Peki ticaretle uğraşırlarken bu adamlar birbirlerine mal satıyor, mal alıyor. Senet veriyorlar, senet alıyorlar. Bazıları bu senetleri ödemiyor. Dolayısıyla bu adamlar bir şehirde yaşadıkları için ve ticaret yaptıkları için kanunlarının yazılı herkesin görebileceği bir şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar ne yaptılar? Türk hukukunu yazılı hale getirdiler. Türk hukukunu yazılı hale getirdiler. Devam ediyorum. İlk üç devletimizde heykel sanatı gelişmiş midir? Şimdi normal şartlarda önceki kutulara baktığımızda gelişmemiştir demek lazım. Ama gelişmemiştir derken bir noktayı kaçırıyoruz. Kaçırdığımız nokta şu. Bak. Balbal yapmışlardır. Balbal. Az önce de söylemiştim. Balbal neydi? Türklerde ölen alpin mezarının üstüne, kurganın üstüne öldürdüğü düşman askeri sayısı kadar yapılan çirkin heykeldi. Türkler heykel sanatında gelişmiştir. Ama bu sanat olsun diye değildir. Bu onların dini inanışlarının gereğidir. Din gereği yapmışlardır. Yoksa çadırın içerisinde böyle bir şey bulma şansımız yok. Peki Uygurlarda heykel sanatı gelişmiş midir? Gelişmez mi? Bu adamlarda Buda'nın heykeli var. Budizm'e inanıyor bu adamlar. Evlerine heykel yaptırıyorlar. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu gelişiyor. Peki Asya'nın 1. Köktürk, 2. Köktürk'te resim sanatı gelişmiş midir? Gelişmez. Az önce de söyledik. Yağlı boya tablo yaptım. Nereye asacağım ben onu? Nerede yaşıyorum ben? Çadırda. Mümkün değil. Peki Uygurlarda gelişmiş midir? Evet. Bu adamlar duvara alçı çekmişler, üzerine resim yapmışlar. Buna fresk veya fresko demişler. Bunun yanında bir de Çin resim sanatında gelişmişler. Bu adamlar minyatür yapmışlar, minyatür. Hemen şöyle alt tarafa bir ok çektim. Bir de şimdi şeye bakalım. Minyatürün özellikleri neler? Minyatür. Bu arada minyatür Osmanlı'da da kullanılır, değil mi? KPSS'ciler. Levni vardı, değil mi? Üstad Levni. Minyatürün özellikleri. Minyatürün bir numaralı özelliği. Herkes çekik gözlü çizilir. Çekik gözlü. Herkes çekik gözlü çizilir. İki numaralı özelliği perspektif yoktur. Perspektif yok. Perspektif yok derken resimde derinlik yok. Üç numaralı özellik, tabi bu matematik cümlesi gibi olacak. Kişinin görevi ile boyu doğru orantılı çizilir. Doğru orantılı çizilir. Diyelim ki bir Kaan'la muhafızının minyatürünü yapıyorsun. Muhafız 2 metre, Kaan 1,60. Sen bu resmi yaptığında, minyatürü yaptığında Kaan'ı 1,60, yanındaki muhafızı 2 metre çizersen çok sıkıntı yaşarsın. Sen ne yapacaksın? Mecburen Kaan'ı
2 metre çizeceksin, muhafızı 1.60 çizeceksin. Dolayısıyla bir tık da olsa gerçekten uzaktır. Peki Asyon 1. Köktürk, 2. Köktürk Devleti'nde sanat dediğimizde. Şimdi hemen şöyle demek gerekiyor herhalde otomatik olarak. Hocam sanat gelişmemiştir. Sanat gelişmemiştir derken yalnız kaçırdığımız bir nokta var. Bak önceki taraflara bak şimdi. Şimdi bu adamlar Konar Göçer yaşıyor mu? Evet. Konar Göçer dediğimizde o çadırın bir bezi yok mu? O çadırın içine serilen halı yok mu? Var. O zaman bu adamlarda dokuma sanatı gelişir bak. Dokuma. Dokuma sanatı derken biraz çoğaltmak adına ben halıcılığı ayırayım burada, halıcılık. Peki bu adamlar savaşçı değil mi? Savaşçı. Peki kılıcı nasıl yapacaklar? O zaman demircilik de gelişmiş, demircilik. Bir de Türklerde kadın çok önemlidir. Kadının güzel gözükmesi için takı sanatı gelişmiş. Şimdi bak bu dördünü yuvarlak içerisine aldığımda şuradan bir başlık atayım ben şöyle. Sanatın özellikleri. Sanatın özellikleri. Hangi sanatın özellikleri? Asyon 1. Köktürk ve 2. Köktürk'te sanatın özellikleri dediğimde hemen şöyle alt tarafa mavi kalemle toplayayım ben. İlk 3 devletimiz bir sanat eseri yaptığında bu sanat eserini taşınabilir yaparlar. Taşınabilir sanat eseri. Dokuma, çadır, halı, kılıç, takı bunların hepsi taşınabilir. Değil mi? 2 numaralı özelliği mutlaka hayvan üslubu kullanırlar. Hayvan üslubu kullanırlar. Hayvan üslubu nedir? Türkler bir sanat eseri yaptıklarında, bir sanat eseri yaptıklarında bu sanat eserinin üzerine herhangi bir yerine mutlaka bir hayvan figürü sıkıştırırlar. Mesela Türkler bir kılıç yaptıklarında kılıcın kabzasında kurt kafası olur. Bir çadırın üstüne tepelik yaptıklarında orada ne bileyim bir kartal olur. Bu nedir? Hayvan üslubudur. Veya bir halı yaptıklarında o halıda işte ava giden savaşçılar vardır. Bir geyiği aslan parçalıyordur. Veya İskitlerden kalma bir toka var. Belki kitaplarda falan görmüşsünüzdür. Bir aslan bir geyiği parçalarken. İşte bu hayvan üslubudur. Bu arada halı dediğimizde oradan halı demişken şöyle sanattan şöyle upuzun bir ok çıkartayım ben. Şöyle şuraya dünyanın en eski halısını yazayım. Dünyanın en eski halısı arkadaşlar Pazırık halısı. Pazarlık kurganında bulundu. Ve Türklerin yaptığı sanatın 3 numaralı özelliği. İhtiyaçtan yaparlar. İhtiyaçtan. Keyfi değil. Ya bizde sanat lazımsa yapılır kardeşim. Neden? Çünkü bu tip bir yaşamda ancak öyle bir şey yapabiliyorsun. Bir daha söylüyorum taşınabilir olmalı. Mesela adam çadırın içerisinde 3. defa aynı örneği veriyorum. Devasa bir heykel yapmıyor. Peki Uygurlarda sanat gelişir mi? Uygurlarda sanat elbette gelişir. Bakıyorum adamlarda resim var, adamlarda heykel var. Önceki şeylerden hatırlıyorum adamlarda tiyatro var, adamlarda hikaye yazımı var. Bunun yanında bilim de gelişiyor adamlarda. Değil mi? Evet sevgili arkadaşlar şimdi şu tabloya baktığımızda aslında böyle kenarlara çektiğim yerler haricinde çok ekstra ezber bir durum söz konusu değil. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.